abi şurada köşede yatana Meridana'ya götürdüler. Diğerine şurada yatan da şeye yapsınlar. İsminiz Ömer Can Çetkani Sağlık. Bu da Faruk. Var mı gören ya? Hazır. Olay direkt gören var mı? Yanında gitti. Soracağız. Düzeltme yapıyorum. Bu yoldan geliyor. Şu araçla şu araç çarpıştı esnasında. Yaralılara vuruyor. Yaralıların biri buradaydı, biri oradaydı işte. Yayaydı değil mi onlar? Tabii iki kişi yaralı. Yok yok, arabanın içinde miydiler ya? Hayır hayır, iki kişi yaralı. Şoförler dışarı çıkarttık, yaralılar buraya fırladı. Burada yaya var. Şu yol kenarından yaya fırlıyor, buraya düşüyor. O ağır olan işte. Burada yayalar varmış, yayalar. Tamam abi, iki kişi diyorum ya, burada biri orada, biri burada. İki kişi, sağlıkçı, çarşambada sağlıkçılar ikisi de. Biz dükkanda çalışıyorduk. Çalışırken bir kaza sesini duyduk zaten. Yani gözlemedik daha doğrusu. Kaza sesini duyduktan sonra koştuk baktık. İlk etapta biz bir yaralının olduğunu düşündük. Yaralı zaten aracın yanına düşmüştü. Tabii kimse kaldırmadı. Yani uğraşmadık. O esnada iki yaralının daha olduğunu duyduk. Yani benim en çok duygulandığım nokta, yedi cüzdan düşmüştü. Biz ailesine ulaşalım derken yaralının birisi sağlıkçı. Cüzdanı elimize aldığımızda içerisinde bir yani eşinin hamile olduğunu, ultrason fotoğrafının olduğunu görünce ben orada dayanamadım zaten. Bayağı duygulandım. Yani bayağı ciddi derecede yaralıydı arkadaş. Ambulansları hemen aradık. İlk etapta bir kişi diye aradık çünkü diğer yaralıları görmemiştik. Peşinden iki kişiyi de öğrenince diğer ambulanslar da geldi. Müdahale etmedik. Ama yani kaza gerçekten çok ciddiydi. Görüntülerde gördüğünüz gibi yani zaten. Bizim iş yerimizin görüntüsü. Yani gerçekten anlatılacak gibi değil yani. Anlatamıyorum da zaten. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim yüzü çocuğu var. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. 10 saniye kimseyi kurtarmaz. 10 saniye geç gidin evinize. Ama sağlam gidin. Bu şekilde gitmeyin arkadaşlar.